Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. MTV'ye, otomobil fiyatlarına ve akaryakıta ciddi manada bir zam geldi. Tabi zam haberleri dönüp dolaşırken piyasada birçok kişi de otomobil almak istediğini, özellikle 1 milyon bandını alınabilecek otomobilleri soruyor bana. Biliyorsunuz ki piyasada uzun yıllardır bir tahlil yapıyorum ve kendi çapımda, kendi kanalımda piyasa videoları ve hangi paraya hangi otomobiller alınır videoları yapıyorum. Tabii ki bu konuda içeriğimiz çok ve çok izleniyor. Eminim siz de bu içerikleri bekliyorsunuz ve faydalanıyorsunuz. O yüzden ben de 1 milyon için tekrar bir video yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu 1 milyon lira bundan yaklaşık 5 ay önce 700-800 bin lira bandıydı. Ondan 4-5 ay önce de 500 bin lira bandıydı arkadaşlar. O bantlara alınabilecek otomobiller artık 1 milyon da üzerine alınabiliyor. Bu bahsedeceğim liste tamamıyla benim kendi oluşturduğum ve ben olsam 1 milyon liraya hangi otomobilleri alırdım listesi. Yani burada alınabilecek bütün otomobilleri sıralamıyorum. Ben şahsım olarak işte şimdiye kadar edindiğim bilgi birikimi, tecrübeyle hangi arabalara bakardım ve hangisi denk gelirse alırdım, bunu anlatacağım size. Şimdi başlayalım. Ben öncelikle sıfır otomobil alırdım. Çünkü özellikle dolar euro artışından sonra ikinci el otomobil fiyatları ciddi manada yukarıda kaldı ve sıfır otomobillerin fiyatına yakın bir seviyede kaldı. O yüzden ben şunu tavsiye ediyorum size. Piyasa videolarımı izleyin. Son piyasa videosunda da bunu söylemiştim. Şu an sıfır otomobillerin fiyatları çok cazip ve Temmuz ayında sipariş verirseniz çok yüksek ihtimalle Ağustos ayında sıfır otomobil alma durumunuz var arkadaşlar. O yüzden bunu eski geçmeyin. O bulunamama süreci kısa bir süreliğine yok olacak ve şöyle bir durumda var. Alıp zarar etme. Şu an en çok sorulan soru bu. Aslında ya otomobil katma değerli bir ürün değil hiçbir yerde ama ülkemizde böyle. Euro kurundan dolayı sürekli zam geldiği için alıp da bir zarar etme şansınız da yok ve ikinci el belki 5 yaşında bir otomobil fiyatına benzer segmentte sıfır bir otomobil binme ihtimaliniz var. Şimdi bunları söyledikten sonra geçeyim videoya. Birinci otomobil ülkemize yeni giren Çinli marka. Aslında önceden de vardı ama şimdi tekrar girdi. Chery Omoda 5'in Comfort modelini alabilirsiniz. 1.6 turbo benzinli bir motoru var. Evet, şimdi Chery ile ilgili birçok şey söyleyen olacaktır. Chery alınır mı vesaire, ben söyleyeyim. Omoda 5'in Comfort versiyonu şu an o segmentte 1 milyon 200 bin liranın altında 1.179'a veriliyor. Eğer ki Chery bayileri bu otomobili üzerine herhangi bir para almadan liste fiyatından verirse fiyat çok avantajlı arkadaşlar. Böyle bir otomobili başka bir markada bulamayacaksınız bu paralara. B segmenti hatchback otomobiller alabileceksiniz. O anlamda tercih edilebilir. Mesela Chery'nin diğer modelleri için bunu söyleyemeyeceğim muhtemelen. Çünkü 1.400'lere falan çıkıyor. Orada daha cazip markaların otomobilleri var. Belki o boyutta yok ama yakın boyutta var. Ama Omoda 5'in baz versiyonunda böyle bir durum söz konusu değil. İkinci otomobil C3 Aircross 1.2 Feelbot versiyonu. Bu otomobil 1022 liraya listeden satılıyor. Şu an siz talepte bulunun, listeden bulma ihtimalinizin olduğunu düşünüyorum, yine söylüyorum. Bu otomobili de yine liste fiyatından alabilirseniz kesinlikle alın arkadaşlar. Üçüncü otomobil Türkiye'nin en katma değerli otomobili. 10 yıllık bir araştırmam sonucunda şu kanıya vardım. Türkiye'de değerini kaybetmeyen birinci sıradaki otomobil Dacia Duster. Dacia Duster'ın 1.3 TC 150 beygirlik versiyonu satın alabiliyorsunuz. Hem de otomatik şanzımanla ve Journey donanım paketiyle. Bu otomobil şu an 1.115 lira. Chery Omoda 5 ile Dacia Duster'ın fiyatı bu segmentte birbirine yakın ve zaten bundan sonra da en aşağı 100-110 bin lira farkla fiyatlar başlıyor. O yüzden Dacia Duster'ı da tavsiye ederim. Fiat Egea Cross tavsiye ederim. Egea Cross'un az geliyor. Bulma ihtimaliniz biraz zayıf ama yine de listeye koydum. Egea Cross'un 1.5 hibrit versiyonu var. Bunun Otomobil Günlüklerim YouTube kanalında da videosu var. Urban versiyonu 1 milyon 100 bin liraya satılıyor arkadaşlar. Urban dolu bir donanım paketi, güzel bir donanım paketi ve 1.5 turbo hibrit versiyonu yakıt anlamında çok cazip. Hani hibrit otomobil bakıp da turbolu hibrit bulamayanlar için söylüyorum. Bu otomobil tam olarak sizin için. Cross versiyonunda yerden yüksekliği tarzı ve yalıtımı sedan versiyonuna göre çok çok farklı. Zaten videosu da var dediğim gibi ve performansı 1.6 dizelden iyi bu otomobilin. 130 beygirlik bir motorla geliyor. Bu otomobili tavsiye ederim. Hyundai i20'nin 1.4 Style Plus versiyonu. Style Plus gerçekten donanım olarak tam bir fiyat performans. Ben de 0.1 i20 almıştım 1 litre turbo motoruyla ve Style Plus almıştım. Fiyat olarak da gerçekten güzel bir yerde. 1.4 motoru ben LPG'li kullanımda tavsiye ediyorum. Çünkü çok fazla yakıt tüketiyor. Verimli bir motor değil ama sorunsuz bir motor şanzıman ikilisi var. Bu otomobilin fiyatı 884 bin lira. Hyundai bayilerinde listeden otomobil bulmak çok zor ama Ağustos ayı için yine söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum, talepte bulunun arkadaşlar. Bir kısmınıza yüksek ihtimalle sıfır otomobil verilecek.
liste fiyatından veya listeye yakın fiyatlardan da alabileceksiniz. Çünkü Ağustos ayında bir geçiş bekliyorum ben. Ağustos ayında araba alabilen alacak, sonrasında muhtemelen piyasa aynı şekilde devam edecek. Ağustos olmaz, Eylül başı olur, hiç fark etmez ama oranlar bu şekilde kalacak zaten. Bir markanın diğer markaya oranı fiyat olarak. Şimdi bile bazı bayilerde bazı otomobillerin olduğuna dair mesajlar alıyorum birkaç haftadır. Almak isterseniz alın diye. Uzun kullanıcı için, son kullanıcı için bir fırsat süreci arkadaşlar. Çünkü sıfır otomobillerin satış sürecinde bir kısıtlamaya gidildi. Sıfır ilan fiyatı kontrol ediliyor. O yüzden şu süreçte bir talepte azalma olacak. Bunu değerlendirin. Kendinize araba alın uzun kullanıcıysanız diyorum ve diyorum ve diyorum. i20'nin bir turbo style'ını alabiliyorsunuz aynı paraya. Style de yeterli bir donanım paketi. Ama tabii bende hem 1.4'ü vardı hem 1.0'ı vardı. 1.0'ı kesinlikle daha performanslı, daha keyifli bir otomobildi. Hyundai Bayon'un 1.4 litre otomatik style versiyonu. Tabii bundaki style i20'den daha dolu. 945 bin liraya satılıyor. Bir de bu arabanın 1 litre turbo style'i var. O da 1 milyon liraya satılıyor. 1 milyon lira ve 945 bin lira B segmenti crossover bir otomobilde verebileceğiniz en düşük rakam. En düşük rakamıyla ve sunduğu donanımlarıyla Bayon burada ön plana çıkıyor. Bayon'u da listeden alabiliyorsanız, yine onu tekrar söylüyorum, kesinlikle ve kesinlikle alın. Elektrikli birkaç model de koydum. Ben bunlara bakıyorum çünkü takip ediyorum. Leap Motor Türkiye'ye giriş yaptı biliyorsunuz ve T03 isimli bir modeli var. 163 beygir gücünde bir elektrik motoru var bu otomobilin. 52,5 kWh lityum iyon bataryayla geliyor ve 360 km'de menzil sunuyor. Gerçekten güzel bir donanım seviyesi ve güzel bir iş mekanı var. Bu otomobili tavsiye ederim. Bu araba liste fiyatından aşağı yukarı alabilirsiniz. Elektrikler yoğunlaştıkça Leap Motor markasının da tercih edileceğini düşünüyorum ben. Ve bu otomobilin fiyatı 1 milyon lira civarında. Peugeot 208 Allure Selection 1.2 turbo 130 beygirlik versiyonunu liste fiyatından alabiliyorsanız alın arkadaşlar. Renault Zoe R135 modeli var bu otomobilin, daha güçlü versiyonu. Yeni aydınlatmaları, jantları, yeni renkleri gerçekten çok güzel olmuş. Elektrikli de bu otomobili tavsiye ederim. 1150 liraya satılıyor ama dışarıda bir tık altına veya benzer fiyata sıfır Zoe alabilirsiniz. Bu arabanın menzili de güzel gerçekten. Şarj hızı da, şarjlanma hızı da gayet yerinde. O yüzden bu otomobili de kesinlikle tavsiye ederim. Clio 1 litre turbo Touch veya Jolt. Touch için 888 lira liste. B segmenti crossover modellerde Hyundai Bayon'la birlikte bir otomobil daha var. Seat Arona. Arona 1 litre turbo FR versiyonu 1095 liraya satılıyor. FR'ın gerçekten görünüşü, donanımı gayet yerinde. Bu otomobili de kesinlikle tavsiye ederim. Bu fiyat bandında alabileceğiniz güzel bir otomobil. Hızlı bir ateş isteyenler için Seat Ibiza 1.5 Turbo ve DSG şanzımanıyla FR donanım paketiyle alabiliyorsunuz. Bu otomobilde bu rakamlara bulunabilecek en güçlü otomobillerden bir tanesi arkadaşlar. Skoda Scala var. C hatchback isteyenler için, aslında bu araba B.5 gibi ama boyut olarak C segmenti boyutlarında. Skoda Scala'nın 1 litre TSI DSG Comfort versiyonu, şu an gelen zaten Comfort versiyonu geliyor. Diğer doluları pek fazla gelmiyor. Bu versiyonu alınabilir. 1042 lira. Çok cazip bir fiyatı var. Ama tabii çok donanımlı bir araba değil. Ama fiyat olarak cazip. Bu segmentte alabileceğiniz en ucuz turbo otomobillerden bir tanesi bu otomobil. O yüzden bu aracı da tavsiye ederim. Ben premium versiyonunu daha çok seviyorum. Premium'un donanımı çok güzel. Premium'u ikinci el olarak tercih edebilirsiniz. Çünkü şu an gelmiyor ve fiyatları sıfırda yüksek. İkinci elde de yüksek aslında. Ama bu boyutta bir araba alayım, biraz ben bir şeyler eklerim diyorsanız 1042 lira güzel bir fiyat. Çünkü abi 2016-17 model C segmenti arabalar veriyorlar bu paralara. Onlar da donanım olarak tamam birkaç bir şey var ama ya güncelde işte konforta benzer bir donanım olmuş oluyor aşağı yukarı. 1100 civarına da elit veriyorlar ama elit çok gelmiyor diyebilirim. 1100 fiyatta elit için gayet güzel bir fiyat arkadaşlar. Volkswagen Polo Life, yani şu an benim içerisinde bulunduğum otomobil. 972 bin liraya satılıyor bu otomobil şu an. Bulma şansınız var bayilerde. Bazı bayiler 1050-1060 lira civarında fiyatlara satıyorlar. Muhtemelen önümüzdeki ay için yine zam gelecek. Bu paraları alabiliyorsanız, yani 1 milyona kadar alabiliyorsanız Polo alın arkadaşlar. Polo gerçekten bu segmentte fiyat kaybetmeyen bir araba. Şimdi gelelim ikinci el modellere. İkinci elde neler var? Çok güzel bir otomobil önereceğim. 2020 model civarında Alfa Romeo Giulietta
alabiliyorsunuz. 1.6 dizel DCT otomatik şanzımanlı 20-30 bin kilometrede dolu otomobiller bulabiliyorsunuz. Bu segmentte 2020 model, 2019 model civarında bu dolulukta dizel otomatik bulabileceğiniz pek bir araba yok. Kesinlikle Juliet'te tavsiye ederim. Bu fiyat bandına çok çok mantıklı kalan bir araba. 2019-2021 arası 1.5 benzinli otomatik Trendix donanım paketli Focus alabiliyorsunuz. Yani dizel Focus severim ben, öyle söyleyeyim. Benzinlisi çok avantajlı gelmiyor. Onu alacağıma Juliet de alırım. 2018 civarında LPG'li Civic. Mesela benzinli alacaksam abi 2018 olsun, LPG'li Civic olsun derim. Daha da donanımlı alabiliyorum. Elegance veya işte Executive'de denk getirebilirsiniz. Civic'le ilgili, FC5 Civic'le ilgili vereceğim bir detay. Bu arabanın siyahları çok hızlı satılmıyor. Satılmadığı için de fiyatı diğerlerine göre, diğer renklerine göre daha makul kalıyor. Yani siyah alıp da böyle güzel bir jantla falan güzel yapılabilir bu araba. Fiyatı da belki 30-40 bin lira daha düşüğe denk getirebilirsiniz arkadaşlar. Siyah alın. Bu arabada siyah bakın yani. Bordoları da öyle aynı şekilde çok fazla satılmıyor. O da bence bakılabilir. Çünkü 3-5 kuruş 3-5 kuruştur abi. Araba aynı araba. Bana göre rengin çok önemi yok. 2021 model civarında yeni kasa Hyundai Elantra. Sıfır fiyatları yüksek fakat ikinci el fiyatları biraz daha makul kaldı bu otomobilin. Elantra'nın konfor donanım paketli otomatik versiyonunu 1 milyon civarında bulabiliyorsunuz. 1 milyonu biraz üzerine. Bu arabayı da tavsiye ederim. Özellikle çok güzel gri renkleri var. Onlara bir jant taktığınız zaman bir anda doluymuş gibi gözüküveriyor bu araba. Tarzı çok güzel. 2017-18 model civarında dizel otomatik Astra K. Ben özellikle Astra K'yı dizel otomatik alırdım. Bu arabayı da alabilirsiniz ama şu listede dizel olarak, dizel otomatik olarak Juliet'te hala daha bence birinci sırada yer alıyor dizel otomatikler arasında. Renault Megane 4 1.3 TC'ye otomatik şanzımanlı Joy Comfort veya isterseniz taş donanım paketlisini alabiliyorsunuz. 1 milyon civarında Joy ve Joy Comfort bulunuyor. 100 bandına da taş donanım paketi bulunuyor. Bu otomobilin bu versiyonlarını da tavsiye ederim. Ben olsam taş için zorlarım. Taşta çok güzel donanımlar var abi ekstra olarak. Bir de yeni makyajda da daha güzel şeyler geliyor. O yüzden 1.3 TC'ye güzel bir motor. Bu araba bu fiyata şu an makul kaldı. Yakın zamanda bu da fiyat olarak şişip yukarı doğru gidecektir. Toyota Corolla 2020, 19-20 model civarında Corolla alırdım. Özellikle 1.6 motorlu otomatik şanzımanlı versiyonu alırdım. LPG takar ve binerdim. Ben bu arabaya LPG'siz binmezdim arkadaşlar. Dream ve üstü donanım paketler 1 milyon 150 bin lira arasında bulunabiliyor. Bu otomobilde gerçekten avantajlı. Yani al LPG'ni tak, sorunsuz bir şekilde bin arabası. Değeri de hiçbir zaman kaybolmasın arabası. Üstüne bir de konforu da çok güzel. Corolla'ların bağımsız süspansiyonu vesaire geliyor. Bu arabada da bordo renkleri var. Böyle kırmızı bordo renkleri. Onlar niyeyse çok satılmıyor abi. O arabaların fiyatları, yani o renklerin fiyatları biraz daha makul oluyor. O yüzden bu otomobilde de bu renkleri tavsiye ederim. Alın abi. Renk önemli değil. Orada güzel şöyle ufak tefek bir detaylı o rengi daha güzel gösterebiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tamamıyla 1 milyon yani 900 işte 100-150 arasına ben olsaydım hangi arabaları alırdım listesi yaptım. Bunu hemen yükleyeceğim çünkü piyasa değişkenleri çok hızlı şu an. Yani video fiyatlar her gün günübirlik değişiyor. Bana da çok soru geliyor benim arabam ne eder diye. Dün mü bugün mü yarın mı abi, bilemiyoruz. Yani her gün değişiyor bu iş. O yüzden anan takip etmek lazım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve alta yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Bu benim için çok önemli. Kanala abone değilseniz de lütfen abone olun. Bakın ben burada çabalıyorum. Tecrübelerimden sizi faydalandırmaya çalışıyorum. Siz de bunun karşılığını sadece abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.